ve su geliyor. Hoş geldin Su. Hoş buldum Yasemin Hanım. Kesene bereket 5 kilo baklavayla gelmişsin. Afiyet olsun. Bol bol yiyin. Yiyeceğiz. Her yediğiniz baklava için benden puan kırmayı nasip edeceğiz. Nasılsın? Nasıl geçti günün? Günüm çok kötü geçti. Çok kötü geçti. Neden? Neden? Ne oldu? Terziye gittim. Terziden kumaşları verdiğim halde geri aldım. Ve buraya gelip kendim yapmak zorunda kaldım. Hayatımda ilk defa dikiş falan diktim böyle. Elimi her yerim kesik şu an makaslarla. Her şeyin bir ilki var çocuğum. Kesti, evet hocam. Burada kendim yapmaya çalıştım. Falan bir şeyler olmadı yani. O yüzden çok mutsuzum. Ne yaptın sen? Ben konseptimi mi söyleyeyim? Hayır, şu an üzerinde neleri yaptın? Hepsini ben yaptım. Bu bebe yakayı. Hepsini. Ama senin o üstündeki şey dikiliydi. Buraları sen yapmadın. Sadece kenarı dikilmemişti sucuk. Yok, bu uzundu. Bunu da kısalttım. Altını kestin, evet, bir de kenarını diktin. O yapılmış bir şeydi aslında. Kısaydı, kısa ya, böyle ya, yapmış. Hemen oradan. Evet, eteği öyleydi ama yani. Eteği kısalttın. Neredeyse yarısıyla sen ilgilendin. Eksik kalan yerlerini tamamladın. Jean mi, o denim mi ayakkabıların? Yok, süet. Süet. Bana jean gibi böyle bir denim ayakkabı gibi göründü. Süet de güzel olmuş. Farklı bir tarz, konseptin ne? Biz soylu iki aileyiz, sevgilim ve ben olarak. Evet, kesinlikle öyle görünüyorsun. Kız sevgilin var mı? Aradı mı? Ay hocam sormayın, hiç konuşmak istemiyorum. Konuşma, ne oldu? Ben engelledim. Her yerden engelledim. Bugün de baklavaları ona getirttim. Nasıl yani? Gönderttim, şoförüyle gönderttim. O getirdi. Baklava ihtiyacı var, seni de engelledim ama. Şoförünü aradım, istedim. Kim vardı yanımda? Biri vardı. Sen Aslı, sen vardın. Dedim ben baklava unuttum ve dedim getirir misin? Şoförüyle iletişime geçtim. Sonra da onunla geçmek zorunda kaldım falan. Yine engelledim. Evet hocam. Bu look'u bir markanın bir şeyi olarak hayal edip senin bu boy giydiğine, bu kadar kısa etek giymene rağmen bu elbisenin bu kadar ağır görüntüsü, bu taktığın küpe, bu saç, hani mini etek giydin ama ayakkabılarını göster. Hani ayakkabılarının modeli bile bu yakana, önündeki bu o numaraya o kadar birbirini takip eden bir şey ki. İnci mi küpelerin? Evet. Bravo sana. Çok yani çok vizyonel bir hareket. Çok beğendim her halini. Keşke tamamlayabilseydin. Fiyatlar? Ayakkabılarım 50 TL. Kumaşlarım 400 TL, terziye 300 TL verdim. Küpelerim 20 TL. İçindeki body? İçindeki body 80 TL. Tamam. Burada rakip olarak sadece Hülya ve Aleyna'yı gördüğünü söylemişsin. Tarzlarını beğendiğimi söyledim. Yani rakip olarak eğer birini gerçekten görme mecburiyetim hani değilsem, zaten hepimiz rakibiz ama hani gerçekten rakip olarak birini söyleme mecburiyetindeysem Hülya ve Aleyna derim dedim. Yağmur'u rakip olarak görmüyor musun? Hayır, görmüyorum. Görmüyorum. Sen Yağmur? Cevap bile vermiyorum Yasemin. Veremezsin zaten. Neden veremeyeyim? Bak ağzım var, konuşuyorum. Okey. Üslubu bozuk bir insana cevap bile veremem canım, o yüzden. Kötü bir şey söyleme. Bugün ne oldu ama aranızda bir şey olmuş zaten sizin. Bir gerginlik olmuş Su ve Yağmur. Evet, beni yaşımla vurmaya çalışıyor kendisi. Ben 20 yaşındayım hocam. Ay ben bıktım sizin bu yaşlarınızdan. Evet. Ben 20'yim, ben 38'im, ben 33'üm, 35'im. O mesela beni işte yaşımla vuruyor, o beni bilmem neyimle vuruyor. Yo, hayır, nedir bu yaş Gülşen muhabbeti? Ben 24 yaşındayım. Yine anlamadığı için Su yaşımdan vuruyor diyor. Benim senin yaşanmışlığına bir şey. Ben şunu o demek istedim. Bana göre doğru olan, söyleme, biraz daha yaşı büyük olan kişiler daha tecrübeli oluyor ya hayata, benden de. Ben özür diledim ya ondan. Biraz daha tecrübeli birinden dileseydim, atıyorum Hülya'dan, işte Eda'dan, anlayabilirlerdi kötü niyetimin olmadı. Ama daha küçük ya, ben de küçüğüm. Ama anlamadı bence beni. Ben de yaşından dolayı olduğunu söyledim. Bu benim doğrum. Bence ben hayır, ben gayet anladım. 20 yaşında suçu bile su böyle demedim. Evet, bir konuşabilir miyim? Ben gayet anladım onu ama dün o beni anlamıyor. Çok çok fazla yaşı olan insanlar da tanıyorum ben. Hiçbir şey anlamayan, hala anlatamadığım. Benim doğrum dedim misal, zaten. Misal bir saniye, ben seni dinledim benim ama. Benim doğrum dedim. Misal kendi sevgilim benden büyük ama beni anlamıyor. Aynı şekilde o
benim onu anlamadığımı düşünüyor. Ama ben onu anlıyorum. Ben dün bu podyuma, sizin karşınıza ve seyircinin karşısına o terliklerle çıkamam. Benim böyle bir lüksüm yok. Ve bana o bunu yaşattı dün. Hayır, o sana İsterik böyle bir şey yaşattı. Bir şey diyeceğim. Şu an evini çevirmesin. Hayır, şunu bile ben sana söyledim. Dedim ki son tamam, şeyimi bile hayır, verip. Hayır, gerek yoktu bir buna saniye, Yağmur. Hayır, bir saniye açıklayacağım. Ben sana dedim ki son benim parçam ki ben çok severek taktım. Onu bile vereceğim dedim. Herkes şahit. Sen dedin ki hayır, bu parça bana yeter. Ben bununla kaplarım. Tamam, ben beni olgun bir insan olduğum için. Olgun bir insan olduğum için ben. Olgun değilsin bence. Canım, çok olgun bir insan. Peki bir şey söyleyeceğim. Belindeki kemeri almayacağım. Desen karışma zaten anlaşılıyor. Hayır hocam, Eda arkadaşlar mısınız? Ne olur çok olmuş. Belindeki kemeri almadım. Sineye çekiyorum biliyor musun? Nelere sakin davranıyorum. Al dedim tak. Alabilirdim ama değil mi? Ama alabilirdim dedim. Alsaydın ama ben sana teklif ettim. Tamam ama ben olgun bir insan olduğum için dedim ki sana. Tamam teklif. Sonra diyorsun ki 5 parçaya böl. Beş parçaya böldü. Ben sana tamam. Şunu da yapabilirdim. Yo benim poşetimdeydi bu kumaş. Sen burada insanlar birbirine neler yaptı izledin mi ya? Kıyafetlerini bile kestiler. Ve sen şirket ve ben yalan davrandım. Söylemedim ayrıca. Olgun davrandım diyorsun ya. Sen kime göre? Davrandın. O kadar alttan aldı ki Yağmur seni. Ben oradaydım. Gözümle gördüm. Yani olgun olan bir insan olgun önce olayı algılamaya çalışır. Aynen yani anlamadan, dinlemeden ağlayarak geldin ya yukarıya. Kız diyor ki sana bunu vereyim ya diyor. Böyle kendini parçalıyor Yağmur. Sen hala böyle bir fevri davranışlar sergiledin. Ben sana geçmedim ki. Sen tamam, hiç bu okay. Olgunluk göstermedin ben... Su. Ay, evet yapmadım. Tamam. Üstün böyle bir şey geliyor. Sonra böyle bir iniyor. Vücudun proporsiyonun orantısız bir şekilde duruyor. Onun için şuranın eğer bu boyu yapıyorsan buranın daha dar olup yine çıkartmış olduğun belinin tamamen güzel görünmesini sağlayacaktın. Niye çağırdım? Bu ayakkabılara önce laf söyleyecektim. Çünkü üstündeki o maviliği buradan tam ışıklardan dolayı seçememiştim. Diyecektim ki bu ayakkabıya bu renge bir çağrışım yap. Tırmamışın diyecektim. Ama son anda şöyle durunca gördüm onu. İyice yakından görmek istedim. Onu da o kıyafetinin üstündekinin cepken tarzı bir şey giymişin. Onunla birlikte bağdaştırmışın. Bir tek tenkit edeceğim, söyleyeceğim bu. Ama... Çok istedim öyle olmasını. Ama aferin. Ben seni çok beğendim. Teşekkürler. Evet üstündeki otursa da çok güzel olur. Böyle de çok güzel. Ben böyle hafif böyle bir bol ve şey kalmasını seviyorum. Bacaklarını çok beğendim senin. Ne kadar güzel, ne kadar ince bacakların. Hülya'nın da böyle. Hmm. Yok, yani... bu başka. Su başka. Hülya da çok güzel ama Su şu an bambaşka bir vücut aurası var. Sadece bir şey söyleyeceğim. Bu tasarımı bir fotoğraftan mı gördün? Kendin mi yaptın? Kendim yaptım. Aslında yapmak istediğim tasarımı anlatayım mı? Sen şimdi zaten body'yi başka bir yerden aldın. Eteği şey. Başka bir yerden aldın. Bu look'u yaptın. Evet. Ben aslında yapmak istediğim çok farklı bir look'tu. Hiç problem değil. Sadece ben şunu merak ettim. Fotoğraftaki look'u mu yaptın? Kendim düşündüm. Kendim tamamen yok, fotoğraf yokmuş. Okey ona göre puan vereceğim çünkü. Kendim yaptım. Her ona şeyi kendim yaptım. Wow. Teşekkürler. Hani şu an ayağındaki ayakkabıya kadar önünde minicik böyle markanın adı yazar. O bir anladım ne evet, olduğunu. Evet. Look da şu minik bebe yakasına kadar. Teşekkürler. 4 kızım. Senden çok hocam. Mutluyum. 5. Teşekkürler hocam. 5. Teşekkürler ve hocam. Ve lütfen böyle devam et. Düşme. Ne olursa olsun. Çok iyi gitmeye başladın. Teşekkürler. Teşekkürler.